Merhaba arkadaşlar, Bursa'nın herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Çalışan arkadaşlarımıza da Allah kolaylık versin dileklerimi sunuyorum. Evet, 19 Şubat Cumartesi Adana yarış programımızda tekrar sizlerle beraberim. Adana'da 9 koşulu bir programımız var sevgili dostlar. Güzel bir program, 2 altılımız var. İnşallah güzel sonuçla ayrılacağımız bir program geçiririz. Tüm yarış severlere bol şanslar diliyorum. Hafta sonuna giriş yaptık. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle tüm sevdiklerinize, herkese bol şanslar. Evet, birinci koşumuz saatlerimizi 14'ü gösterdiğinde şartlı 5-1 mücadele dişilere mahsus bir koşu. 3 yaşlık İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek. Evet, yarışa tempo kazandıracak bir nolu Dance, 3 nolu Kübra Hanım buna katılacaktır sevgili dostlar. Ama ben burada 7 nolu Safkan'ımızdan Gökhan Kocakaya ile ilk defa kuma çıkacak. Ankara'da yarış hayatında Çin'de başladı kazanarak. Sonra son koşusunda İstanbul'da kısa vadeli 1400'e Çin'de yaparak sonra 104 günlük bir araya girdi. Çalışmaları da gerçekten çok tatminkar. İlk defa çıkacağı kum pistte Gökhan Kocakaya ile ben çok etkili bir koşu gelmesini bekliyorum. İlk tercihim olacak. Buna da ciddi rakip olarak gördüğüm 5 nolu Mucize Kız diyerek Müslüm Çelik de bu iki safkan benim için yeterli olacaktır. Altın gayrımızın birinci ayağında sevgili dostlar. Evet, ikinci koşumuz şartlı 5-1 mücadele yine bizleri bekliyor. 4 yaşlı Arapların 1300 metre kumda mücadele verecek 8 safkanımız yer alıyor. Birinci beşlik ayağımızın da başlangıç ayağı. Evet, yarış hayatına gerçekten çok güzel bir başlangıç yaparak bir beyaz bayrak aynı yarışı bizleri izletti. Halis Karataş'ta o da 141 günlük bir araya girdi. Ben Berk Timur'dan yine bir kulvar çekme avantajına çıkıp liderliği alacaktı. Bir tur borcunu biliyorsunuz, çim kum ayırmadan koşan bir borcuna sahip. Ben 4 nolu safkanımızdan Berk Timur'dan yine etkili bir performans bekleyeceğim. Tabii ki Bordo Mavi Özaydın bunu rahat bırakmayacak sevgili dostlar. Bordo Mavi de liderliği isteyebilir. Yaptığı son koşusunda zaten önerdiğimiz bir safkandı. Yine birincinin güçlü adaylarından ve bir nolu Özaydın diyerek burada da 3 safkan yeterli gördüm. 4 başta olmak üzere 2 ve 1 nolu Özaydın olacak. Evet, üçüncü koşumuz 7 plasa ve 1. üçlü gayrımızın da başlangıç ayı bir maiden koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kumda mücadele verecek 8 safkanımız yer alıyor. 1 safkanımız Ekürü, 1 nolu Anadolu Yıldızı ve de 3 nolu safkanımız Ekürü olarak start alacaklar. Evet, son koşusunda 1900 metre mesafede Mehmet Akgöz'de yanlış hatırlamıyorsam start almıştı. Şimdi tekrar Özcan'la buluşan Anadolu Yıldız'ın son koşusunda yarışı önlerde kabullenmişti. Virajdan sonra bir ara liderliği de almıştı. Ama güçlü ataklarla gelip onu geçme başarısı gösteren safkanımız da oldu. Pistten bir ikincilik çıkarttı. Yine yarışa şöyle bir tempo verebilir sevgili dostlar. Viraja rahat girip sonra 3-4 boy dönerse bir beyaz bayrak aynı yarışı izleyebiliriz. İlk tercihim olacak benim bir nolu Ekürler Anadolu Yıldızı. İkinci atım hiç yabana atılmayacak bir safkanımız var. O da Halis Karataş'la Mahmut Duran da zaten ilk yarışını görmüştü. Şartlı bir de 1400'de kısa mesafede virajı 6. mı 7. mi öyle bir şey görmüştü. Sonlarda gerçekten çok çok etkili gelerek güzel bir ikincilik çıkarttı. Son anda geçildi sevgili dostlar. Ben 7 nolu safkanımızın bu uzayan mesafede 1 nolu Anadolu Yıldız'a çok ciddi rakiptir. Yani 1 ve 7 benim önceliğim olacak. Bu koşuda yer vereceğim safkanlar sevgili dostlar. Evet, 4. koşumuz şartlı 5 dişilere mahsus yamak 1 koşusu. 4 ve yukarı Arapların 1900 metre kumda mücadele verecek 2. altın gayrımız da bu koşuda start alıyor. 10 safkanımız burada mevcut sevgili dostlar. Evet, son yaptığı koşusunda Furkan Çetin'le kafaya aldığı bir beyaz bayrak aynı yarışı yaptı. 2
2100 metre mesafede handikap 14 Adana'da Ben Trace'den de yine etkili bir koşu gelecektir. Kulvar bir avantajında. Tabii ki Gel Kız da ayağına seri bir safkan ama ben Gel Kız'a liderliği vereceğini düşünmüyorum. 10 nolu Trace benim ilk tercihim olacak. Sonlarda Atik Bey kızı da geldi. Aynı koşuda beraber koştular. 4 nolu Bersun Ateşi de etkili bir sprint yaptı ama maalesef Trace'i yakalamaya yetmedi. Çünkü aldığı avantajı aynaya kadar taşımasını bilmişti. Yine etkili bir performans gelecektir. 8 nolu Hüma Sultan benim ikinci tercihim olacak. Yaptığı son koşusunu o da iyi bir koşu çıkarttı. Şartmış'te kazanma başarısı gösterdi. Çünkü burada gerçekten bu mesafede etkili koşan safkanlarımız da var. 2 nolu Prenses Aslı, 3 nolu Açık Kırmızı, 4 nolu Bersun Ateşi. Yani 7 nolu, 6 nolu 3 güzel. Buna da şans vermemiz doğru olacağını düşünüyorum sevgili dostlar. İyi koşular sahip Kadir Demir'le, Demirel'le ben ikinci kez buluştu. Bir Tamerinoğlu temsilcisi yarın bir ters yarış gelebilir. Yani burayı fazla tutmamızda yarar var olacağını düşünüyorum. Sıralamam 10, 8, 2, 3, 4 ve 6 nolu safkanlar olacak. Evet, 5. koşumuz bir maiden koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre kumda mücadele verecek 2. beşlik ayarımızda burada başlıyor. 8 safkanımızın mücadelesini izleyeceğiz sevgili dostlar. Evet, benim burada ilk tercihim 5 oğlu Deniz Kralı diyeceğim ben. Ahmet Çelik de ilk defa start alacak. Yaptığı son koşusunda mesafe kısaydı. Ondan önce Müslüm Çelik'le de start alıp 1900'de güzel ikincilikle üçüncülükle bulunan Deniz Kralı'ndan, çünkü virajı çok geç dönüyor, gerilerde yarışı takip ediyor. Mesafenin tekrar uzaması, uzuna çıkması 5 dolu Deniz Kralı'na yarayacaktır. Benim ilk tercihim olacak. İkinci atım Altınoğlu Kara Akrep Ferit yardımcıyla. O da yaptığı son koşusuna bir pistten dördüncülük ayrıldı. Ondan önce o da Adana'da 1900'lü Ferit'le iyi bir koşu çıkarttı. Yarışı birazcık önlerde takip etti. Virajdan sonra liderliği almaya çalıştı ama maalesef başaramadı. Kara Akrep'ten de yarın ben etkili bir koşu gelecektir. İkinci tercihim olacak ve hiç yabana atılmayacak bir safkanımız. O da Hüseyin Enver Şimşek'le start alacak olan şartlı biri. 1400'de yarışı 3.'lükte 4.'lükte takip etti. Virajdan sonra ataklarını attırdı ama ona bir üçüncülük getirdi. Ben 8'de burada yazma taraftarıyım. Sürpriz bir isim olarak ters bir yarış gelebilir. İlk defa uzuna çıkacak, ilk yarışı fena görünmeyen bir safkanımız Viktor Golov gibi iyi bir orijinali sahip. 8'de göz ardı etmeyeceğim. Sıralama 5, 6 ve 8 nolu safkanlar önceliğimdir bu koşuda sevgili dostlar. Evet, 6. koşumuz Açık 3 Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı koşusu olacak. 4 rekor İngilizlerin 1400 metre kumda mücadele verecek 4'lü gayamızın da burada başlıyor. 1. 6'lı gayamızın da son ayağı. Evet, harika bir grup. Mükemmel bir koşu bizleri bekliyor. Yani birbirlerini geçme başarısı gösteren safkanlarımızla bir arada olduğu bir koşu. Son koşuları beraber olup kazanan, son anda yarış veren safkanı Silver Cloud, Mehmet Akkoğuz'a çok iyi bir form yakaladılar. Açık 2'de Osman Bey olsun, regatlısı olsun geçme başarısı gösterdi. Açık 2'de yaptığı mücadele son koşusunda kısa vadede 8400'e Süleyman ona keza büyük ihtimalle burada bir No King Berkay liderliği alacaktır. CR arkasına yatabilir. Süleyman ona keza Osman Bey ile önlere gitmeyi seven, Altınoğlu Regatlısı ile önlerde gitmeyi seven safkanımız. Benim burada önceliğim, yani banko değerlendireceğim. Tabii ki zor bir hayatta ama burada banko çıkarmak bence daha da zor olacaktır. Elimizi biraz daha güçlendiriyor. Ki Osman Bey diyeceğim ben, Gökhan Kocakaya ile yaptığı son Açık 2'de 1900'ü güzel bir koşu çıkartmıştı, kazanmıştı. Ondan önce Açık 2'de Silver Cloud'a son anda geçirdi.
sevgili olsa gerçekten iyi bir sprint atmıştı Osman Bey'le. Bariyer de bilmem geldi ama maalesef olmadı. Ben Osman Bey'in bu sefer rövanşı alacağını düşünüyorum. Benim yarın için banko adayım olacak. Yalnız başına bırakacağım sevgili dostlar. Tabii ki yani burada çok başka sapkın da Silver Clock'ta kazan Süleyman'da, King Berkay'da, Temple Regatlis sonlarda etkili gelecektir. O da Özcan'da yani zor CR eğer yarışı ben süratlendireceğim derse King Berkay'dan sıyrılıp alırsa virajı da 4-5 boy dönerse Ahmet Çelik'le zaten bir kere start alıp kazanmıştı. Yani çok seri sapkan. Gelirse bombanın bombası olur. Ya buraya hepsi diyeceğiz ya Osman Bey'i bank olarak tercih yapacağız sevgili dostlar. Ama ben Osman Bey'i bank olarak tercih yapmak taraftarıyım. Bank olarak değerlendireceğim. Bunun arkasına ikili gelecek arkadaşlar için önereceğim. İki nolu Silver Cloud girebilir. Ve de altı nolu Regardless diyerek burada da bir ikili deneyebiliriz sevgili dostlar. Önereceğim ikili olacak. Ya buraya kapatacağız dediğimiz gibi. Ya da başka yerlerde birinci altılık ayarımızın ilk ayağı, üçüncü ayağı olsun. Oralarda tek bulabilirsek buraya haşta geçebiliriz sevgili dostlar. Ama ben 5 nolu Osman Bey tarafındayım. Banko adayım olacak. Evet 8. koşumuz grup 3 bir mücadele bizleri bekliyor. 4 yaşlı Arapların 1900 metre kumda mücadele verecek 8 sapkanımız yer alıyor sevgili dostlar. Evet birbirinden kaliteli sapkanlarımızın bir arada olduğu bir koşu. Ama ben burada bir sapkanı çok çok ayrı tutuyorum sevgili dostlar. Yani sürpriz bir isim. Çok gerilerde kalacağını düşünüyorum. Yani ben risk alacağım sevgili dostlar. Diyebilirsiniz abi risk burada mı alınır? Gerçekten burada alınacağını düşünüyorum. O da kim? Tamam 1 liranın son koşusunu kazandı. Aklı Selim'sin. İyi koşular çıkartıyor. Deniz Şövalyesi aynı ona keza. Doraman Kaya, Yücel, ben Bükeş'ten, ben bu koşu onun için tam bir müsait olduğunu düşünüyorum. Gerçekten yani eğer gelirse 8-9 belki 10 yan yana koşacaktır. Ben sonlarda Bükeş'in çok seri, çok ataklı geleceğini düşünüyorum. Burada Kral Tunca da aynı şekilde biliyorsunuz son yaptığı koşusunu Şartlı 5'te kazandı. Hatta Bükeş'te beraber koşmuşlardı. Kral Tunca da kazanmıştı. Ben Bükeş'in burada çok enteresan bir koşu. Halil Kılıçarslan'la Harun Kılıçarslan'la ben yani çok çok iyi bir uyum yakaladılar. Ben kazanma yönelik görüyorum. 3 nolu Bükeş'i. Risk alacaksam ben bu ayakta alacağım sevgili dostlar. 3 nolu Bükeş benim yarın pardon arkadaşlar yarın banko adayım olacak burada. Ben Bükeş'in eğer gelirse elimi de rahatlatır. Tabii ki gerisi size kalmış bir şey sevgili dostlar. Çünkü yazıldığı zaman burada çok at. Biliran, Aklı Selim'sin, Deniz Şövalyesi, Doraman Kaya, Yücel. Bunların hepsini yazmak kaydı olacak. Ama ben Bükeş tarafındayım. Hem mesafe uzun, mesafe de ona yarayacaktır sevgili dostlar. Benim yarın Bükeş sonlarda çok etkili gelip bu koşu kazanmasını bekliyorum. Benim risk alıp burada 3 nolu Bükeş banko adayım olacak. Evet 9. koşumuz altılık ayağımızın 2. altılık ayağımızın son ayağı handikap 14 dişlere mahsus 4 vekor İngilizlerin 2000 metre kumda mücadele verecek 12 sapkanımız yer alıyor. 1 nolu Narlıca Güzeli ve de 11 nolu Hanife Sultan ekürü olarak start alacaklar. Evet burada kedim Ahmet Çetin ikinci kez buluştu. Biliyorsunuz geçen koşusunda sizlere 2100'de banko adayımızdı. Ama yarışı öyle bir koşturdu ki Ahmet Çelik. Yani kazanacağı koşuda maalesef bir ikincilik çıkarttı. Ondan sonra bir Urfa'ya gitti. Urfa'da bir yedincilik elde etti. Tekrar Adana pistine döndü. Tabii ki kazanma yakın ama ben pek güvenmiyorum. Yazacağım ama kuponumda beraber koştukları Prenses Hira Handikap 14'te kazanma başarısı gösterdi. Emrah Sincan'la ben yine Prenses Hira tarafındayım. İlk tercihim. İkinci atım aynı koşta bir üçüncü çıkartan Will Roas'ı Harun Kılıçarslan'la sonradan 5 nolu Kedim
1 nol Nalaca Güzel Ekibler ve de 8 nol Be Happy diyerek Müslüm Çelik'te burada 5 safkana yöneleceğim. Sıralamam 10 başta olmak üzere 7, 5, 1 ve 8 nolu safkanlar önceliğimdir. Altılı gayanımızın son ayında yer vereceğim safkanlar sevgili dostlar. Ya bir safkan daha var, onu da atlamayalım. Yani bu 5 safkana yöneldim ama buraya kadar birazcık cüzi bir şekilde geldik. 2 nolu safkanımızda göz ardı etmeyelim sevgili dostlar. Evet, Bursa'ya aktaracağım Adana şablonum buydu. 9 koşuyla yorumladım. İnşallah dilediğimiz gibi sonuçlanacak bir program geçiririz. Tüm yarı severler, herkese bol şanslar. Videomun hemen altında bulunan bir beğen butonuna basmanızı önemli rica ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Allah'a ısmarladık. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle. Tüm sevdiklerinize, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.